Herkese selamlar. Bu videoda Ali İmran Suresi 7. ayette geçen konular hakkında konuşacağız. Öncelikle nedir bu konular? Birincisi Kur'an'daki ayet çeşitleri. Yani muhkem ayetler ve müteşabih ayetler. Bunlar ne demek? Bu ikisinin farkı nedir? Bunu konuşacağız. Ve yine aynı ayette geçen müteşabih ayetleri tevil etmek. Tevil ne demek? Ve bu tevili kimler yapabilir? Ve yine aynı ayette geçen müteşabih ayetleri tezekkür etmek. Tezekkür ne demektir ve bunu kimler yapabilir? Ve önemli bir noktada tevil ve tezekkürün arasındaki fark nedir? Bunu konuşacağız. Bu konuyla alakalı bir diğer konu var. Aslında pek çok konu var konuyla alakalı. Bu da gayb nedir ve gaybı kimler bilebilir? Rahman gaybı kimlere bildirir? Bunu konuşacağız. Bu konuların hepsini tek tek açıkladıktan sonra bunların arasındaki bağlantıları da anlatmaya çalışacağız. Tabii ki konuya geçmeden önce temel ayetimiz olan Ali İmran Suresi 7. ayette bize ne buyruluyor? Buna bakalım. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih olanlara tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini yapmak isterler. Şimdi ayetin devamını okumadan önce buraya kadar olan bir ifadeyi açıklamak istiyoruz. O da müteşabih ayetlere tabi olurlar ifadesi. Şimdi burada bazı varlık grupları müteşabih ayetlere tabi oluyorlar. Yani yettebiun fiili geçiyor. Peki ne demektir yettebiun? Peşinden gitmek, araştırmak demek. Bu varlık grubu müteşabih ayetlerin peşinden giderek, araştırarak, ondan fitne çıkarmak için onun tevilini yapmaya çalışıyorlar aslında. Burada önemli bir nokta var. Yani aslında söylediklerimizin her bir detayı önemli. Önemli nokta bu varlık gruplarının kimler olduğu. Yani aslında belli bir varlık grubu, kalplerinde eğrilik bulunanlar ve bu fiili yapmalarının sebebi de fitne çıkarmak. Peki bu noktayı neden vurguladık? Çünkü bu ayete bakarak, sadece bu ayet üzerinden bir insan müteşabih ayetlerin tevilini eğer bildiğini iddia ediyorsa, bu insanın kalbinde eğrilik olduğu manasına gelir şeklinde bir hüküm çıkarıyorlar. Aslında ne yazık ki bu ayeti biraz tersten okumak sonucunda ortaya çıkan bir hüküm. Çünkü Rahman bize hiç kimsenin müteşabih ayetlerin tevilini asla bilemeyeceğini veya öğrenemeyeceğini söylemiyor. Burada bize bir varlık grubundan bahsediyor. Ve devamında çok önemli bir ifade söylüyor. O da müteşabih ayetlerin tevilini yalnızca Allah'ın bilebileceği ifadesi. Bunu neden vurguluyor? Çünkü Rahman yalnızca o bildiği için bu tevilleri, kalplerinde eğrilik bulunanlar onu yapmaya çalışsalar da, yani tevil etmeye çalışsalar da ulaşacakları sonuç batıl olacaktır. Çünkü yalnızca Allah bilebilir tevilleri. Yalnızca Allah bildirebilir. Ve az önce de vurguladığımız üzere yalnızca Allah'ın bilmesi demek kimseye bunu öğretemeyeceği veya kimsenin bunu bilemeyeceği anlamına gelmiyor. İnsanların çoğu ne yazık ki Kur'an'ın içerisindeki konulara yaklaşırken konuları tek bir ayet üzerinden değerlendirmeye çalışıyorlar. Tıpkı burada yaptıkları gibi, mesela sadece bu ayete bakarak hiç kimsenin müteşabih ayetlerin tevilini bilemeyeceği, öğrenemeyeceği sonucuna varıyorlar. Aslında bu diğer ayetlere göz atmamaktan kaynaklanan bir sonuç. O zaman şunu sormak lazım. Müteşabih ayetlerin tevilini kimse bilemiyorsa, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim içerisinde bu ayetleri boşuna mı koydu? Çünkü eğer kimsenin bilemeyeceğini söylerseniz o zaman boşuna koymuş sonucuna ulaşırsınız. Bu da tabii ki yanlış bir sonuç olmuş olur. Yani bu durum gerçekten böyle mi? Allah boşuna mı koydu Kur'an içerisinde bu ayetleri? Yoksa bu sistemle alakalı farklı detaylar mı var? Farklı bilgiler mi var? Bunu bu video boyunca cevaplamaya çalışacağız.
Şimdi bazı düşüncede de müteşabih ayetler hakkında asla soru sorulmaması gerektiği söyleniyor. Tabii ki bu geleneğin düşüncesi, gelenekteki bazı insanların düşüncesi ve bu düşünceye de eleştiri olarak ve haklı olarak da Kur'an içerisine bu boşuna mı konuldu şeklinde soru soruluyor. Evet, bu soruyu sormak çok haklı bir soru ve doğru bir soru. Fakat verilen cevaplara baktığımızda da ne yazık ki ulaşılan neticelerin yine yanlış yollara insanları götürdüğünü görüyoruz. Bu sefer müteşabih ayetlerin tevilini herkesin bilebileceği veya bazı insanların bunları araştırarak bilebileceği sonucuna ulaşanlar da oluyor. Şimdi burada az önce okumuş olduğumuz kısmın devamını zikretmek istiyoruz. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Ve ilimde ruhsuz sahipleri ise biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler, sadece ulul elbap tezekkür edebilir şeklinde. Şimdi burada teknik bir detay var. Bazı insanlar müteşabih ayetlerin tevilini ilimde rusuh sahiplerinin de bilebileceği sonucunu bu ayetten çıkarmaya çalışıyorlar. Peki bunu neye göre söylüyorlar? Burada ayette teknik bir detay var aslında. Ayetin okumasını biraz daha farklı yaparak bu sonuca ulaşıyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Ayette bize diyor ki ve onun tevilini yalnızca Allah bilir. Ve ilimde derinleşenler de derler ki şeklinde devam ediyor. Fakat az önce söylediğim sonucu çıkaranlar ayeti şu şekilde okuyorlar. Onun tevilini yalnızca Allah bilir ve ilimde derinleşenler de derler ki şeklinde devam ediyorlar. Yani orada nerede durduklarıyla bağlantılı olarak ilimde derinleşenlerin de tevilleri bilebileceği sonucuna ulaşıyorlar. Bir insanın ilimde derinleşme yolunu seçerek bunu yapabileceğini söylüyorlar. Oysa ki ayetin doğru okuması, onun tevilini yalnızca Allah bilir deyip durmak ve ilimde derinleşenler de derler ki şeklinde devam etmek. Orada gözden kaçırılan bir detay var ne yazık ki. Bu da müteşabih ayetin ne demek olduğu, tevilin ne demek olduğunu tanımlamadan tevili kimlerin bilebileceği bilgisine ulaşmaya çalışmak. Bizler bir konuyu anlatırken o konudaki kavramların önce tanımını yapmaya, daha sonra o tanımla bağlantılı konuları anlatmaya çalışıyoruz. Yani önce kavramların ne demek olduğunu anlamalıyız ki bunun için de yine Kur'an'a bakıyoruz. Daha sonra bu kavramla ilgili konuyu anlatabilelim. Oysa müteşabih ayetlerin tevilini bir insan oturup ilimde derinleşme yolunu seçip Kur'an'ı okuyarak, araştırarak, farklı düşüncelere bakarak işte bu ne düşünmüş, bu ne düşünmüş veya bu konuyla alakalı acaba Kur'an'daki diğer ayetler ne demiş şeklinde bir yolu seçerek ulaşabileceği bir ilim değil. Müteşabih ayetlerin tevilini ilimde derinleşenlerin de yapabileceğini söyleyen insanlar bu ayetle ilgili şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki burada ilimde derinleşenlere atfedilen bir cümle var. Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır cümlesi. Diyorlar ki bu cümleyi aslında bütün Müslümanlar söylemelidir. Dolayısıyla ilimde derinleşenlerin burada zikredilmesinin daha farklı bir sebebi olmalıdır. Bu sebep de onların da tevili yapabileceği ve bilebileceğidir şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Oysa şunu gözden kaçırıyorlar. Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır cümlesi farkındalık dolu bir cümle ve bunun altı tamamen doldurulmuş bir cümle. Yani öyle herkesin söyleyebileceği bir cümle değil. Yani her Müslümanım diyen insanın farkındalıkla söyleyebileceği bir cümle değil bu. Çünkü burada ilimde derinleşen varlık bir emek koymuş ortaya. Bu varlık Kur'an'ı okumuş, sorgulamış ve öyle şeylere şahit olmuş ki
Bu kitabın yalnızca Allah katından indirilebilecek olan bir kitap olduğu sonucuna ulaşmış ve buna gerçekten kalpten iman etmiş. Yani aslında bu cümle insanların çoğunun maalesef ezbere söylediği bir cümle. Müslümanım diyen insanlar daha Kur'an-ı Kerim'i, yani sorumlu oldukları kitabı, sorumlu olduğumuz kitabı anladıkları dilde okumuyorlar. Evet, onun yalnızca Allah katından geldiğini dilleriyle söylüyorlar. Fakat bunun altını doldurmuyorlar. İşte burada ilimde derinleşenleri diğer varlıklardan ayıran şey, bu varlığın bu cümleyi bir farkındalıkla söylemesi ve buna gerçekten şahit olmuş olması. İlimde derinleşenlerden öğreneceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi aslında bu. Biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır. Aslında buradaki varlıklar bir müteşabih ayetin tevilini bilmeseler bile Kur'an'ın Allah katından olduğuna şahit oldukları için o ayetlerin de Allah katından geldiğine şahitler aslında. Ve bilmeseler de anlamlarını onlara iman ediyorlar. Bize burada bir tavır öğretiliyor. Kur'an içerisinde anlamını bilmediğimiz, henüz tezekkür edemeyeceğimiz müteşabih ayetler olabilir. Burada göstermemiz gereken tavır, onların da Allah katından olduğuna kalben iman etmek. Yani burada bize çok önemli ve çok güzel bir örneklik sunuyor Rahman ilimde derinleşenlerle birlikte. Fakat bir ayırım var. Nedir bu? Ulul elbabın tezekkür edebileceği. Bunu da inşallah videonun devamında anlatacağız. Anlamamız gereken en önemli nokta Zuhruf suresi 44. ayette geçen ifade. Kur'an-ı Kerim'in bir zikir olduğu ve bizim ondan sorumlu tutulacağımızı söylüyor bize Rahman. Ayet bu kadar apaçıkken insanlar hala daha sanki biz bu Kur'an'ı anlamamız için değil de anlamını bilmeden ezbere okumamız için indirilmiş gibi davranıyorlar. Ve bunu neyle söylüyorlar mesela? Müteşabih ayetlerin tevilini bizler bilemeyiz. Hatta bunun hakkında soru bile sormamalıyız. Burada ulaşılan sonuç bu ayetlerin boşuna indirildi. Oysa Allah bilinemez, anlaşılamaz ayetleri neden Kur'an'a koysun? Ki bize ondan sorumlu tutulacağımızı söylüyor. Yani ondan hesaba çekileceğiz. Onun içerisindeki hükümlerden sorumluyuz, değil mi? Dolayısıyla hiçbir ayet, hatta hiçbir kelime Kur'an içerisine boşuna konulmamıştır. Gelelim en önemli konuya. Nedir bu en önemli konu? Müteşabih ayetleri anlamak ve anlamlandırmak. Bunun Ali İmran suresi 7. ayetteki karşılığı şöyle. Müteşabih ayetleri anlamak, onları tezekkür etmek. Anlamlandırmaksa onları tevil etmektir. Ve müteşabih ayetler tevil edilmelidir ki biz onları tezekkür edebilelim. Yani anlamlandırılmalıdır ki biz onları anlayabilelim. Maalesef Ali İmran suresi 7. ayet değerlendirilirken tek bir boyut üzerinden değerlendiriliyor. Sadece müteşabih ayetleri tezekkür etmek üzerinden değerlendiriliyor. Oysa onların önce anlamlandırılması gerekir ki bu bir ilme tabidir. Daha sonra bizler onları anlayabilelim, üzerine düşünebilelim. Peki bunu kimler yapabiliyor? Bunu konuşacağız. Önce muhkem ve müteşabih ayet ne demek? Bunu tanımlayalım. Zaten bu tanımları önceki videolarımızda anlatmıştık. Muhkem kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda pekiştirilmiş, pek ve berk anlamları var. Ve bu ayetler, yani muhkem ayetler bize sosyolojik olayları anlatıyor. Sosyolojik yasaları anlatıyor. Bunlar herkesin anlayabileceği, anlamı gayet açık olan ayetlerdir ve yoruma gerek yoktur. Mesela burada evlilik hukukunu örnek verebiliriz. Miras ve şahitliği örnek verebiliriz. Bu ayetler herkesin anlayabileceği şekilde sureler içerisinde alt alta dizilmiş ve açık bir şekilde bizlerin anlaması için bizlere sunulmuş ayetler. Müteşabih kelimesine baktığımızda benzeşen, benzeyen anlamları var. Bu ayetlerin en önemli özelliği ikiz, ikişer anlamlara sahip olmaları.
Bu bize Zümer suresi 23. ayette bildiriliyor. Allah sözün en güzelini ikişer ikiz müteşabih kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Yani bu ayetlerin öyle dizaynları var ki hem zahir anlamları var hem de batın anlamları var. Hatta bu anlamların da yine kendi içerisinde ikişer anlamı var. Ve müteşabih ayetler aynı zamanda bilginin bize sembolik ifadelerle verildiği ayetlerdir. Ve bizim bu sembolik bilginin anlamına ulaşabilmemiz için anahtar bilgiye ihtiyacımız olan ayetlerdir. İşte bu iki nokta muhkem ve müteşabih ayetin farkını ortaya koyuyor. Bunlar müteşabih ayetlerin ikişer anlama sahip olması ve sembolik ifadeler içermesidir. Mesela İbrahim suresi 24 ve 26. ayetlere baktığımızda bize sembolik ifadelerle anlatılan bazı detaylar var. Rahman şöyle buyuruyor. Allah nasıl misal verdi? Görmedin mi? Bakın misal kelimesini kullanıyor. Güzel bir kelime, güzel bir ağaç gibidir. Onun kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara misaller verir. Böylece onlar tezekkür ederler. Kötü söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, tutunma imkanı kalmamıştır. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözde sebat içinde kılar. Zalimleri de şaşırtıp saptırır, Allah dilediğini yapar. Bakın ayette bize bir sürü güzel sembolik ifadeler verilmiş. Mesela güzel ağaç, kelime, toprak, sema, kötü ağaç gibi pek çok sembolik ifade verilmiş bize. Mesela yine Kur'an'a baktığımızda bize bir sürü sembolik ifade veriyor. Ateş, ışık, kamçı, elbise gibi bir sürü sembolik ifadeler var. Peki bu sembolik ifadeler neye karşılık geliyor? Bize Rahman bu sembolik ifadelerle neyi anlatmak istiyor? Aslında Kur'an'da bu ifadelerin bu şekilde bize aktarılmasının sebebi bir kelimeyle Yüce Allah'ın bir sürü mesajı bize anlatması. Bu ayetlerdeki bu ifadelerin neye karşılık geldiğinin anlaşılması için Yüce Allah tarafından belirlenmiş, tayin edilmiş olan zamanın öncelikle gelmesi gerekiyor. İşte bu zaman geldikten sonra Yüce Allah dilediği Resulüne müteşabih ayetlerin tevilini bildirerek bu ayetlerdeki sembollerin neye karşılık geldiğini bildirerek bize buradaki mesajları anlatıyor. Şimdi bu sembollerin ne anlama geldiğini açıklamak, anlamlandırmak bu ayetleri tevil etmek demek. Bu ayetlerin tevil edilmiş hallerini bizim okuyup üzerine tefekkür edip bu ayetlerin tevillerini ve bu ayetleri anıp onları hayatımıza geçirmeye çalışmamızsa bu ayetleri bizim tezekkür etmemiz oluyor. Ve bunu Ali İmran suresi 7. ayette de buyurulduğu üzere sadece ulul elbab olan varlıklar yapabiliyor. Gelelim tevil kavramının ne demek olduğuna. Sözlük anlamına baktığımızda dönmek, yerine varmak, yerini bulmak gibi anlamları var. Evele kökünden geliyor. Ve bir diğer anlamına baktığımız zaman sözü iyice inceleyip varacağı manaya yormak, bir şeyi amaçlanan son noktaya ulaştırmak şeklinde geçiyor. Bu cümleler tabii ki bu kelimenin lügat anlamı yani sözlük anlamı. Bizim bir de Kur'an'da nasıl geçtiğine bakmamız gerekiyor. Zaten Kur'an'da nasıl anlatıldığına baktığımızda bu sözlükte geçen anlamların ne kadar manidar olduğunu da çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aslında tevili yapan kişi o ayette kastedilen gerçek mana neyse bize onu anlatıyor. Ve bunu yaparken hem o ayetin müfret bilgisini veriyor hem de o ayetin içerdiği konunun geçtiği diğer ayetlerle o ilk ayeti birleştirerek onların arasındaki organik bağı açıklıyor. Ve böylece Kur'an ayetleri
öz mesajına ulaşmış oluyor, dönmüş oluyor. Yani o başlangıçta bahsetmiş olduğumuz yerine varmış ve yerini bulmuş oluyor. Gelelim Kur'an'da bu kavramın nasıl bize tanıtıldığına. Toplamda 17 yerde geçiyor tevil kelimesi. Kur'an meallerine bakarsanız tevil kavramının çoğu yerde yorum şeklinde tercüme edildiğini görürsünüz veya tevilden sonra parantez içinde yorum şeklinde açıklamaların yapıldığını görürsünüz. Oysa tevil bir ilimdir aslında ve yorum değildir. Çünkü yorumun tanımına baktığımızda kişinin kendi akli sınırlarını da o düşünceye kattığını görürsünüz. Ve yorum kişilerin kendi çabalarıyla, kendi okumalarıyla bir konu hakkında vardığı netice, ulaştığı sonuç, ulaşmaya çalıştığı sonuçtur. Dolayısıyla zan içerir. Kur'an'daysa bize gerçekten zannın haktan yana hiçbir fayda sağlamadığını söylediğini görüyoruz. Yani bir kişi ilmi olmadığı halde müteşabih ayetleri açıklamaya çalıştığı zaman ortaya tevil değil zan koymuş oluyor. Ve asırlardır aslında bu yapılıyor. Tefsirlere bakarsanız, meallere bakarsanız, sosyal medyaya bakarsanız bunların gerçekten ne kadar arttığını görürsünüz her geçen gün. Ve bunun sonucunda birçok ayetin tahrif edilmiş olduğunu görürsünüz. Ve sonuçta Bakara suresinde bize söylenen durum ortaya çıkar. İnsanlar ihtilafa düşerler. Ve bunun sonucunda herkes kendi elinde ne varsa onunla sevinir, ona sarılır. İnsanlar fırkalara ayrılır, mezhepler, cemaatler, tarikatlar oluşur. Zaten bu yüzden oluştu bunlar. Bir sebebi de bu. Bunun yanında bunların dışında olduğunu söyleyen insanlar da yine kendi akıl sınırları kadar ayetleri anlamaya çalıştılar. Onlar da farklı yorumlar getirmeye çalıştılar bu ayetlere. Ve aslında bölünme giderek arttı. İnsanlar Kur'an yeter dediler. Fakat Kur'an içerisindeki müteşabih ayetleri yine kendileri açıklamaya çalıştılar. Hatta Allah açıklar deyip kendi açıklamalarını sanki Allah'ın açıklamasıymış gibi yansıtmaya çalıştılar. Ve Kur'an'ı anlamaya çalışan insanlar da şunu yaptı. Mesela Bakara suresindeki müteşabih bir ayet hakkındaki A kişisinin yorumunu aldı. Yasin suresindeki müteşabih ayet hakkındaysa B kişisinin yorumunu aldı. Hangisini beğendiyse, hangisi aklına yattıysa onu seçmeye çalıştı. Aslında bunu yaparkenki niyeti kötü değil. Kur'an'ı anlamaktı sadece. Ama iyi niyet de insanı her zaman doğru sonuçlara ulaştırmıyor ne yazık. Ve tüm bu olaylar neticesinde videonun başında zikrettiğimiz Ali İmran suresi 7. ayetteki durum gerçekleşti. Nedir bu? Fitnenin çıkması. Neden? Çünkü kalplerinde eğrilik bulunanlar ilimleri olmadığı halde fitne çıkarmak için onun tevilini yapmaya çalıştılar. Oysa ilimde ruhsuz sahipleri şöyle dedi. Hepsi Rabbimizin katındandır. Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ayetlerin tevillerini bilmeseler dahi onların Allah katından geldiğinin farkındaydılar. Ve bunu farkındalık dolu bir cümleyle söylediler. Ve zamanı geldiğinde ise bu müteşabih ayetlerin tevili bildirildiğinde ise ulul elbaplar ne yaptı? Onu tezekkür ettiler. Aslında müteşabih ayetlerin tevili diye açıklanılan çoğu şey rivayetlere dayanıyor. Hatta Kur'an'da yüzlerce ve binlerce ayet hakkında tek bir rivayetin bile gelmediğini gördüğümüz de oluyor. Geriye kalansa kişilerin kendi çıkarımları ve kendi yorumlamaları oluyor. Videoda da söylediğimiz gibi tüm bu anlattıklarımız demek değildir ki müteşabih ayetlerin tevili asla bilinemez ve öğrenilemez. Fakat bu bir ilme tabidir ve Rahman bunu dilediği elçisine bildirir. Bu konuda gayb konusuyla anlayabileceğimiz bir konu. Ali İmran suresi 7. ayette bize müteşabih ayetlerin tevilini yalnızca Allah'ın bildiğini söylüyor. Bu ne demektir? Teviller aslında gayb bilgisi demektir, değil mi? Yani gizli görünmeyen bir bilgidir.
Kur'an'da gaybı kimin bildiğine bakarsanız yine Kur'an'da yalnızca Allah'ın gaybı bildiğini söylediğine görürsünüz. Ali İmran suresi 7. ayetteki tavrı burada da sergilerseniz, yani konuyu sadece tek bir ayet üzerinden anlamaya çalışırsanız yine yanlış sonuca ulaşırsınız. Çünkü Cin suresi 26 ve 27. ayetlere baktığımızda Rahman bize şöyle buyuruyor. Gaybı bilen odur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Rızasına ulaşan bir elçi hariç. Yani ne yapmamız gerekiyor? Konuları tek bir ayet üzerinden değerlendirmememiz gerekiyor. Yoksa bu defa gaybı yalnızca Allah bilebilir. Dolayısıyla hiç kimse öğrenemez, hiç kimse bilemez sonucuna ulaşırsınız. Başka ayetleri tek başına değerlendirirseniz. Ama Cin suresine bakarsanız gaybı Rahman'ın dilediği elçisine, rızasına ulaşan elçisine bildirdiğini görürsünüz. Ve müteşabih ayetlerin tevili de gayb bilgisi olduğu için Rahman dilediği elçisine bu gayb bilgisini bildirir. Tevillerin rasullerle olan bağlantısını bize anlatan muhteşem ayetler var. Gerçekten tevil kavramının nerelerde geçtiğine bakarsanız tek tek ayetlerde rasullerle nasıl bağlantılı olduğunu, tevil ilminin aslında rasullerin öğrenebileceği bir ilim olduğunu, Allah'ın bildirdiği bir şey olduğunu açıkça görebilirsiniz. Nisa suresi 59. ayette bize Rahman şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a ve Resul'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil bakımından en güzelidir. Bakın bu ayette tevilleri, yani tevil denilen ilmi rasullerin bilebileceği nasıl zikredilmiş, tevilin rasulle olan bağlantısı nasıl anlatılmış açıkça görebilirsiniz. Araf suresi 52 ve 53. ayetlerde Rahman bize şöyle buyuruyor. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman eden bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir ilme dayanarak onu çeşitli biçimlerde tafsil ettik. Onun tevilinden başkasına bakmazlar mı? Onun tevilinin geleceği gün, daha önce onu unutanlar diyecekler ki, gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler var mıdır? Ayette ne diyor? Bir ilme dayanarak tafsil ettik diyor. Yani Kur'an'ın açıklanması bir ilme tabidir. Peki, Kur'an'ı şimdiye kadar açıklayanlar, bu ifadelerimiz Kur'an'ın açıklamasıdır diyenler, bunu bir ilme sahip olarak mı yaptılar, yoksa kendi yorumlarını katarak, kendi akli sınırlarını katarak, kendi çıkarımlarını katarak mı açıklama yaptılar? Ve en önemlisi ise ayette biz tafsil ettik diyor, biz ifadesi kullanılıyor. Yani bu tafsil etme işi, İlahi plan tarafından yapılıyor. Yüce Allah'ın bildirmesiyle yapılıyor. Ki Kur'an'da geçen biz zamiriyle ilgili daha önceki videolarımızda açıklamalarda bulunmuştuk. Oradan göz atabilirsiniz. Bu zamirin neye karşılık geldiğini izleyebilirsiniz. Bu demektir ki bu ilmin açıklanması Yüce Allah'ın bu ilmi vahiy yoluyla bildirmesiyle oluyor. Hatırlıyorsanız Ali İmran suresi 7. ayette tevilleri yalnızca Allah'ın bildiğini söylüyordu. Yani tevil de ondan öğrenilen bir şey. Yani gayb ondan öğrenilen bir şey ve gaybı Rahman dilediğine bildirir. Vahiy yoluyla rızasına ulaşan bir elçiye bildirir. Yusuf suresi 6. ayette de şöyle buyruluyor. Böylece Rabbin seni seçecek, sözlerin tevilinden sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Evet, yine bir ayet ve yine Resul'e Rahman'ın tevili öğretmesi detayını görüyoruz. Yani tevil kavramıyla Resullerin bağlantısını görüyoruz. Yusuf 21'de böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerin tevilinden öğrettik. Yusuf 36 ve 37'de
Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri ben kendimi şarap sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunun tevilinden bize haber ver. Doğrusu biz seni muhsinlerden görmekteyiz. Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun tevilini haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Bakın ne kadar muhteşem bir detay. Tevilden bahsediyor ve devamında bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir diyor. Peki bunu kim diyor? Yusuf Aleyhisselam. Yani bir Resul söylüyor. Yusuf Suresi 100. ayette "Ey babam, bu daha önceki rüyamın tevilidir. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı." Yusuf 101'de "Rabbim sen bana mülkten verdin, sözlerin tevilinden öğrettin." diyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'la ilgili geçen pek çok ayette tevil kavramının geçtiğini görüyoruz. Tevil burada olayların gerçek yüzü, hak bilgisidir. Yorum içermez, zan içermez. Yani neticesi kesindir ve Rahman tarafından insanlara öğretilir. Ve bu insanlar da Allah'ın Resulleridir aslında. Tevil kavramı Musa Aleyhisselam'la ilgili kıssalarda da geçiyor. Kehf suresi 78. ayette dedi ki görevli, işte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin tevilini haber vereceğim. Bu söyleminin ardından Musa Aleyhisselam'ın yanındaki görevli bir çocuğu neden öldürdüğünü, gemiyi neden deldiğini ve duvarı neden inşa ettiğini Musa Aleyhisselam'a anlatıyor. Ve devamında diyor ki ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin tevili budur diyor. Dikkat ederseniz burada da görevli kendi buyruğunun yani kendi zannının, kendi yorumunun sonucu bu işleri yapmadığını söylüyor. Yani aslında ona emreden Yüce Allah ve o işlerin tevili aslında o işlerin hakikati. Bizlerin göremediği gayb bilgisi ve Yüce Allah Musa Aleyhisselam'ın yanındaki görevliye bunu bildirdiği için bu görevli de Musa Aleyhisselam'a bu işlerin tevilini anlatıyor. Yani hakikat bilgisini anlatıyor. Dolayısıyla bunu neden vurguluyoruz? Ali İmran suresi 7. ayette bize bildirilen tevil yorum değildir, zan değildir. İnsanların kendi akıl sınırlarıyla ortaya koyacağı bir şey değildir. Rahman'ın öğreteceği bir şeydir. Şu soruyu da soranlar olabilir. Muhammed Aleyhisselam döneminde indirildiğine göre Kur'an o zaman açıklanmadı mı bu ayetlerin tevili de şimdi mi açıklandı? Bu soruyu sorabilirsiniz ama Kur'an bu sorunun cevabını da bize veriyor. Henüz Kur'an'ın indirildiği dönemde ayetlerin tevillerinin gelmediğini açık bir şekilde bize ayette bildiriyor. Yunus suresi 39. ayette Rahman şöyle buyuruyor. Onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz tevili gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Yani o dönemde Kur'an ayetlerinin tevili henüz gelmemişti ve insanlar bu ayetlerin ne demek olduğunu bilmeden, anlamını bilmeden bunu inkar ettiler. Fakat ilimde rusuf sahipleri ne dedi? Biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır dediler ve bize muhteşem bir örneklik sundular. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam döneminde teviller bildirilmediği için günümüze rivayet adıyla gelen cümlelerde, sözlerde, hadislerde bu ayetlerin açıklamasını aramak da zaman kaybı olur. Ve zaten bir sonuca ulaşılmaz. Az önce de dediğimiz gibi Kur'an'da geçen binlerce ayet hakkında hiçbir rivayet günümüze gelmemiştir. O zaman biz bu ayetleri anlayamayacak mıyız? Üzerine düşünemeyecek miyiz? Hayır, düşüneceğiz. Rahman zamanı geldiğinde bu ayetlerin tevilini elçisine bildirmiştir ki ulul elbab bunları tezekkür etsin. Ansın, düşünsün, hayatına geçirsin diye. Ayetlerin tevillerinin bildirileceği müjdesi de bize Kur'an'da bildiriliyor. Neticede Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Sa'd suresi 87 ve 88. ayetlerde o Kur'an ancak alemlere zikirdir ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz diyor. Zikir olan Kur'an'ın haberi zamanı geldiğinde insanlara bildirilmiştir ve bildirilecektir. Bildirilmeye devam edecektir.
Peki neden böyle bir uygulama var? Neden Kur'an ayetlerinin tevilleri indirildiği dönemde elçisine bildirilmedi? Çünkü Kur'an ayetlerinin tevilinin anlaşılması için arzın kolektif olarak bir şuura ulaşması gerekiyordu. Rahman bize her haberin gerçekleşeceği bir zaman ve mekanın olduğunu söylüyor Kur'an'da. Dolayısıyla bu ayetlerin tevillerini de bizler ancak günümüzde anlayabilirdik. Zaten bu tevilleri okuduğunuz zaman içerisindeki kavramlar ancak günümüzde anlaşılacak olan kavramlar. Tabii ki bu konunun pek çok konuyla bağlantısı var. Mesela bedenlenme sistemi, mesela döngüler, mesela kitabın varisleri gibi pek çok konuyu anladığınız zaman neden bu teviller günümüzde indiriliyor, neden önceden indirilmedi bunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela bir şeyleri anlamak için bilincin ne kadar önemli olduğunu düşünürseniz 1800 yılıyla günümüzde 2022 yılını kıyaslayın. Ne kadar fark var bilinç arasında? Hatta 2022'de bir ülkenin sınırları içerisindeki farklı şehirlerdeki insanların bilinçlerini kıyaslayın. Aslında ne kadar farklı. Fakat arz kolektif olarak bir bilince ulaştığı için artık insanlar, ulul elbaplar bu ayetleri tezekkür edebileceği için bu zamanda Kur'an ayetlerinin tevilini bizlere bildirmiştir. Bu yüzden her haberin bir zamanı olduğu gibi tevillerin gelmesinin de bir zamanı vardır. Ve bu teviller Rahman'ın dilediği elçisine bildirmesiyle bizlere ulaşır. Araf suresi 35. ayette "Ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi anlatan Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar." Yani Muhammed Aleyhisselam döneminde indirilmiş bu ayetle bize adeta bir uyarı yapılıyor. Deniliyor ki sizlere elçi gelecek. Elçi geldiğinde ve ayetlerimi anlattığında takva sahibi olun emrini veriyor. Yani Muhammed Aleyhisselam döneminde indirilmiş bu ayetle Resullerin gelmeye devam edeceğini bize bildiriyor. Ve bu bilgi başka ayetlerde de bize detaylandırılıyor. Ra'd suresi 7. ayette Rahman şöyle buyuruyor. "Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hadi vardır." Burada hadi kelimesine baktığımızda hidayetçi, yol gösteren demek olduğunu görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam bir elçiydi. O dönemde gönderilmişti insanlara ve bütün kavimler için vardır bu elçiler. Bütün kavimler için vardır hidayetçiler. Son Resul Muhammed Aleyhisselam değildir. Ondan sonra da Resuller gelmeye devam etmiş ve kıyamete kadar da gelmeye devam edecektir. Bu konunun onlarca farklı detayı var. İnşallah bunu başka bir videoda anlatacağız. Orada detaylandıracağız. Kur'an'daki müteşabih ayetlerin tevili ilk olarak 2014 yılında Hakikat kitabıyla bizlere bildirildi. Ve devamında 2019 yılında Hakikat planıyla bu ayetlerin detayları ve daha başka ayetlerin tevilleri arza bildirildi. Fakat insanlara baktığınızda ne yazık ki ilimleri olmamasına rağmen müteşabih ayetler hakkında sürekli yorum yaptıkları için, farklı farklı sonuçlara ulaşmaya çalıştıkları için insanlar ihtilafa düştüler ve gruplara ayrıldılar. Fakat Rahman bize tevilin bir zamanı olduğunun ve onun dilediği bir elçiye bildirildiğinin haberini veriyor. Rahmetli Ercüment Özkan'ın da söylediği gibi bilmiyorum demenin de bir ilim olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız. İnsanlar bilmemesine rağmen, bir ilimleri olmamasına rağmen bu ayetleri açıklamaya çalıştılar. Oysa ki söylemeleri gereken tek bir kelimeydi. Bilmiyorum. Ve ilimde derinleşenlerin söylemesi gerekense biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Şimdi buraya kadar pek çok konudan bahsettik. Muhkem ayet, müteşabih ayet nedir? Bunların farkı nedir? Tevil yapmak ne demek? Bunu kimler yapabilir? Gayb ne demek? Gayb-ı Rahman kime bildirir? Tevil-i Rahman kime bildirir dedik. Ve tevilin aslında zan olmadığını, yorum olmadığını, hak bilgi olduğunu söyledik. Ve Rahman bunu dilediği elçisine bildirir dedik. Ve bunların her birisini ayetlerle anlattık.
Gelelim son konumuz olan müteşabih ayetleri kimler tezekkür edebilir? Âl-i İmrân suresi 7. ayette de buyurulduğu üzere yalnızca ulul elbaplar tezekkür edebilir. Meallere bakarsanız temiz akıl sahipleri şeklinde bir çeviri görürsünüz. Fakat bu çeviri aslında bu kelimenin anlamını anlatmak için yeterli değil. Çünkü temiz akıl sahibi olmak, ulul elbab olabilmek için yeterli değil aslında. Daha doğrusu daraltılmış bir anlam olmuş oluyor. Ulu kelimesine bakıyoruz, sahip demek. Elbab kelimesine bakıyoruz, lüb kelimesinin çoğulu. Ve burada temiz akıl olarak çevriliyor. Fakat lüb kelimesinin sözlük anlamında bir şeyin özü, halisi, içi demek ve keskin akla sahip varlıklar için kullanılan bir özellik olduğunu görüyoruz. Bu varlıkların en önemli özelliği tezgahları olan zihinlerinin temiz olması ve önyargısız, berrak bir zihne sahip olmaları. Bu varlıklar bir bilgiye yaklaşırken önyargıları olmadan buna yaklaşıyorlar. Tezgahlarını temizliyorlar. Bir şeyi bilmediklerinin farkındalar. Kur'an'a soruyoruz, ulul elbab ne demek? Zümer suresi 18. ayette bize çok güzel bir tanımlama yapıyor. Onlar her sözü işitirler fakat onun en güzel ve doğru olanını seçip uyarlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve işte onlar ulul elbaptır. Bakın yine bir kavramı Kur'an'ın nasıl muhteşem tanımladığına şahit oluyoruz hep birlikte. Bu varlıklar sözü dinleyip onun en güzelinin ne olduğunu bilip bunu yalnızca bilmekle de kalmayıp onu aslında hayatına geçiren varlıklar. En güzel sözü dinleyen varlıklardır. En güzel sözü dinlemek de onu sadece duymak değildir. Onun gereğini yapmaktır aslında. Bu varlıklar bunu yapabiliyor, bunu yerine getirebiliyorlar. Aslında ne kadar detaylı manası olan bir kelime değil mi bu? Bu varlıklar işte müteşabih ayetleri tezekkür edebilirler. Yani anarlar, akıllarına getirirler, zikrederler ve bunun gereğini yerine getirirler. Bu videoyu Hakikat Planı'nın ön sözündeki son paragrafla bitirmek istiyoruz. Kitabın size sunduğu tek şey hakikatlerdir. Bu yüzdendir ki bunun sorumluluğunu alabilecek ve uygulayabilecek nefslerin okuması tavsiye edilir. Bizlerin sizden istediği şey size verilecek olan bilgiler içerisindeki her cümleyi ve kelimeyi iyice gönül süzgecinizden geçirerek düşünmenizdir. Amaç her insanın parmak izi gibi eşsiz olan bakış açısını değiştirmek değil, onu desteklemek ve beslemektir. Böylece siz bu kitap içinde verilmiş bilgileri idrak ettikçe bugüne kadar size atalarınızdan aktarılmış olan doğru bildiğiniz şeylerin kaynağın kendisi olan Kur'an ile ne kadar alakalı veya alakasız olduğuna kendiniz karar vereceksiniz. Selam ve sevgiyle.